Fidan otu. Sakinelerin, Leyla'ların, Fidanların ölümü yıl dönümü. 7. yıl dönümü. 2013 Ocağı'nda Paris'te biliyorsunuz haince bir saldırıyla katledildiler arkadaşlarımız. Mücadeleye baktığımızda Sakine arkadaşın mücadelesi, yaşam tarzını okuduğumuzda kitaplarını okumuşsunuzdur birçoğunu. Nasıl bir yaşam tarzı, nasıl bir mücadele olması gerektiğini aslında onun yaşam tarzına ve mücadelesine baktığımızda çok açık bir şekilde görüyoruz. Gerçekten hiçbir zaman ideallerinden, mücadelesinden vazgeçmeyen ve bu mücadele uğruna da daima yaşamı boyunca da bedeller ödeyen bir kadın arkadaşımız. Onun mücadelesi her alanda bizi ışık tutuyor. Onun ve diğer arkadaşlarımızın, Fidan'ın, Leyla'nın, Sakine'nin, Seven'in, Fatma'nın, Hakize'nin mücadelesi bizlere her zaman ışık oluyor. 9 Ocak 2013'te Paris'te uğradıkları suikaste hayatını kaybeden 3 Kürt kadın siyasetçi, Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez şahsında özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ve erkek egemen zihniyete karşı verilen mücadelede yaşamını yitiren tüm kadın arkadaşları saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan'a yönelik suikastin üstünden 7 yıl geçti. Aslında suikaste baktığımızda burada asıl hedeflenen kadın özgürlüğü, kadın örgütlülüğü hedef alınmıştır. Dersim'in asi kızının bıraktığı yol arkadaşları, mücadele arkadaşlarıyla beraber bugün onun anmasını gerçekleştiriyoruz burada. Evet, aslında arkadaşlar değindiler. 2013'te 9 Ocak'ta barbarca katledildi 3 yoldaşımız. Aslında bu katliamı şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu katliamın 3 sebeple yapıldığını söyleyebiliriz. Birincisi aslında Sara yoldaş şahsında Kürt halkına katliamdan dışında, ölümün dışında, yok olmanın dışında, yıkımın dışında başka bir alternatifin hegemonik devletler aracılığıyla başka bir şansın olmadığını bir mesajı verilmek istendi. Özgürlük mücadelemizin her geçen gün daha da kararlaştırarak, daha da birlikte yürüyeceğimizi göstererek devam ettiriyoruz. Biz bir daha bu katliamlara karşı şimdiye kadar torunları olduğumuz Şeyh Said'in ve Seyit Rıza'nın torunları, yine Saray ve Sevelerin yoldaşları olarak bunlara karşı nasıl boyun eğilmeyeceğini, bunlara karşı nasıl direneceğini deneyimlemiş, yaşamış ve binlerce şehidi olan, binlerce bedeli olan bir özgürlük hareketiyiz. Bir devrimci ve bir komünist. O, soyadı söylenmeksizin hemen anımsanan tek kadındır. Aslında biz mezarı başına gelirken yol üzerinde güvenlik güçleri bize nereye gittiğimizi sormaya çalıştılar. Biz de buradan aslında bizleri engelleyeceklerine, katliamları engellemeleri gerektiğini, bizleri engelleyeceğine, demokrasiyi mücadele edenleri engelleyeceğine, karanlığı, savaşı, gözyaşını ısrar edenleri engelleyip gerçekten güvenlik işlerini yaparlarsa iyi olur diye tekrarlamak istiyorum. Aslında katliam yapanların esamesi okunmayan bir yerde ama biz halk olarak hakikate haykıranlar hala bu halkın, bu toprakların kadim insanları olarak mücadeleye devam ediyoruz. Bir kez daha ben 2013'te barbarca katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahlemez şahsında özgürlük ve hakikat arayışçısı bütün bedel ödeyenleri saygıyla anıyorum. Mücadeleleri mücadelemiz olduğunu, ardılları olduğumuzu, bu hakikat arayışından hiçbir gücün, hiçbir kuvvetin, hiçbir katliamın
bizi vazgeçirmeyeceğini yenilemek istiyorum.